Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin merkez Bayramca ve Liseler Mahallesi üzerinde olan, önünden geçen Tabakhane Deresi üzerindeyiz. Bu derenin asgari iki yerinden ya da üç yerinden asma köprü var. Ama genellikle de halkın yoğun olduğu bu gençlik merkezi tarafından geçilecek yol yok. Her iki mahallenin birbirlerine geliş geçiş yapmaları için ihtiyacı olan asma köprülere ihtiyacı var diye defalarca haber yaptık. Fakat sağ olsun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı önceki gün bir vesileyle basına verdiği kahvaltıda buraya birkaç ayrı yere asma köprü yapılacağı müjdesini verdi. Geç de olsa bu Tabakhane Deresi üzerinde şimdiye kadar çoktan olması gereken asma köprülerin yapılacağını söyledi. Bu mahallenin sakini, Ünye'nin saygın kaptanlarından sizi tanıyalım. Agah Yılmaz. Agah Bey, kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 12 yıldır. 12 yıldır burada oturuyorsunuz. Sizinle de bu Tabakhane Deresi'nin üzerine karşıdan buraya, buradan karşıya geçecek insanlar için birkaç kez asma köprü yapılması konusunda sohbet ettik. Ama efendim, Sayın Başkan önceki gün, iki gün oldu daha, yaptıracağız arkadaş dedi. Onun için düşüncelerini alalım. Geç de olsa nasıl değerlendirirsiniz? Ben bilakis Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Verdiği sözlerin yerine hepsini getirmiştir. Buna da inanıyorum ki bizim bu evlatlarımız Liseler Mahallesi'ne geçmesi için ya Bayramca Köprüsü'ne gidiyor ya da Eski Malpazarı Köprüsü'ne gidiyor. Bu çocuklarımızın sağlığı için, trafik yönünden hayati tehlikeleri için bu köprülerin verilen sözün yerine getirilmesini istiyorum. Saygılarımı iletiyorum Sayın Başkanımıza. Biz size teşekkür ediyoruz. Evet çocuklar, röportaja başlamadan evvela bu yörede oturduğunuzu söylediniz. Sizler de ister misiniz Sayın Başkan'ın bir an evvel bu Tabakhane Deresi üzerine birkaç ayrı yere asma köprü yapmasını? İsteriz. Evet, isteriz. Teşekkür ederiz. Evet isteriz. İstersiniz. İsteriz. İstersiniz. Biz de size teşekkür ediyor. Başkanımız verdiği bu sözü bir an evvel yerine getireceğini umut ediyor. Saygılar sunuyorum. İnanıyorum başkanımıza, saygılarımı iletiyorum. Sağ ol.